Ve değerli izleyenler, İzmir Tarım Fuarı'nda Atafen sponsorluğunda stand sahiplerimize Konya'dan katılan tohum firmamız Biyotek ve Satış Pazarlama Müdürü Erkan Teke ile beraberiz. Ziraat Mühendisi Erkan Bey, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hoş bulduk değerli dostum abim. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle beraber olmak keyifli. Yine İzmir'de yerinizi almışsınız. İzmir'in sizin için bir özel anlamı mı var? Tohum konusunda İzmir'e çok iyi bir çalışma süreci içerisinde misiniz? Neden İzmir'de sürekli sizlerle beraberiz? Vallahi herhalde mekan oynatıyor diyelim. Espriyle başlayalım ama öncelikle tabii firma portföyümüz açısından Ege bizim için çok önemli bir bölge. Burada yatırımlarımızı artırmak, büyütmek istiyoruz. O yüzden burası da bizim için iyi bir fırsat diyoruz. O zaman portföye girmemiz lazım. Üretimde neler var? Üretimde sebze gruplarımız, baklagil gruplarımız ve tarla bitkileri gruplarımız ve yem bitkilerimiz olmak üzere 4 farklı grupta çalışıyoruz. Burası da bir polikültür bölge olduğu için bizim için hedef. Sizin Ege'de olmanız kaçınılmaz o zaman yani. Kalbim Ege'de kaldı diyoruz. Tabii Egeliler, değerli izleyiciler bilir. Ege'nin ot kültürü çok yoğundur. Tabii bu artık hayvancılığa da girdi. Tabii insanlar da fasulyesinden baklagillerine kadar her türlü yeşili, pırasası özellikle çok yoğun ekilen bir bölge. Başka neler var sizin üretiminizde bilmiyorum ama. Yani bugün yonca, silajlık ve danelik mısır, fasulye, barbunya, bezelye, bakla gibi pek çok ürün yelpazede bulunuyor. O yüzden Ege'deyiz diyorsunuz. Ege'de. Fuarda ilgi nasıl? Fuarın ilk günü tabii biraz hava koşulları sebebiyle, hava muhalefeti sebebiyle zayıf başladı. Ama bugün bir miktar hareketlilik var. Devamını da bekliyoruz. Değerli Ege'deki üreticilerimizi, bayilerimizi, iş ortaklarımızı ve sektör paydaşlarını da fuarda standımıza davet ediyoruz. İnşallah. Güzel, her zamanki gibi şık bir standta yerinizi almışsınız. Piyasayı nasıl gözlemliyorsunuz? Bu sene tohum satışları olsun, insanların üretime yaklaşımı konusundaki düşüncelerimizi de kısaca alalım. Tabii üreticilerimiz artan girdi maliyetleri sebebiyle biraz endişeli ve çekimser. Maliyetleri karşılayıp karşılayamayacaklarını, nihai ürünlerinin para edip etmeyeceklerine dair bir şüpheleri var. O yüzden önceki yıllar satış daha hızlı devam ederken bu sene biraz daha rolantiyle başladı. Yeni yeni açılıyor. Yani insanlar yeni yeni biraz daha karar verme aşamasına geldiler. Önceki yıllara göre biraz daha süreç ileriye doğru sarkmış durumda. Ama hala kararsızlık var. Üretici hala kararsız. Aslında kararsız olacak bir şey yok. İnsanların gıdaya ihtiyacı var. Hani makine değil ki. Yani insanlar yemek zorundalar. Etini, sütünü, fasulyesini, baklasını, ne bileyim hayvanına da yedirmek zorunda. Ekim dikim devam etmek zorunda. Bu konudaki inşallah endişeler bir an önce bu bulutlar, kara bulutlar kalkar inşallah. İnşallah, inşallah diyelim. Bu arada ilgi nasıl firmanıza karşı? Yani şu ana kadar yerli katılımcılarda iyi seviyedeyiz. Yabancı yatırımcılarımız yavaş yavaş yatırımcılar gelmeye başladılar bugün itibariyle. Ama %80 yerli, %20 yabancı şekilde şu ana kadar gözüken bir başlangıç var. Evet, tam kadro yine fuardasınız. Ekip tam kadro, her zaman devam. Evet. İş ortaklarımız da buradalar, Ege bölgesindeki iş ortaklarımız. Bu şekilde bir fuar başladı, gidiyor. Evet, Mertcan Bey'e de buradan geçmiş olsun dileyelim. Korona olmuş. Temennilerinizi, dileklerinizi kendilerine ileteceğim. İnşallah, bizleri izliyorsa selamlar. Çok teşekkür ediyoruz Erkan Bey, katıldığınız için. Bizler teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Sizleri her zaman görmek bizi mutlu ediyor. Dostlarla beraber olmak her zaman güzel. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Erkan Teke, Biyotek Satış Pazarlama Müdürü. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Başarılı çalışmaların devamını diliyoruz. Ve canlı yayınımız İzmir Tarım Fuarı'nda Atafen sponsorluğunda devam ediyor efendim.